Merhaba sevgili izleyenler. Bugün meselemiz ekonomide konuğumuz Doktor Hakan Çınar. Kendisi Mentor Grup Ortağı, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı, akademisyen, yazar. Hakan Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Burcu Hanım. İyi olmaya gayret ediyoruz. Hastalık yoksa iyiyiz diye telaffuz ediyoruz artık biliyorsunuz. Evet, en güzel şey sağlık. Sağlığımız yerindeyse mutlaka bir şeyler düzelecektir diyoruz. Evet. Hakan Hocam, siz Dış Ticarete Yön Verenler Derneği'nin başkanlığını yürütüyorsunuz ve çok da başarılı aslında çalışmaların önünde öncülük de ediyorsunuz. Ben o çalışmaları yakından takip eden biri olarak birçok şeyi gözlemleme fırsatı da yakaladım. Şimdi biz aslında son dönemlerde çok fazla ilave gümrük vergilerini konuştuk ve neredeyse her ara ve ham maddeye ilave gümrük vergileri getirildiğini de gördük. Bunlarla ilgili aslında sizler de belli çalıştaylar oluşturdunuz. Bu konuyla ilgili, yani ilave gümrük vergileriyle ilgili ekonomimize olan olumlu ve olumsuz yansımalar nelerdir? Bunu biraz detaylıca sizden dinleyelim istiyorum. Şimdi ilave gümrük vergilerin aslında neden ortaya çıktığıyla belki söze girmek lazım. Burada tabii bir kanıksanmış bir inanç var. Bir de tabii gerçekler var. Yani kanıksanmış inanç ya da ortaya atılan sav ilave gümrük vergilerinin gelmesindeki birinci derecede Türkiye'deki yerli üretimin ve millileşmenin arttırılması olduğunu ve bu şekilde hepimizin aslında kabul etmesinin beklenildiğini biliyoruz. Yani temelde hepimiz de tabii ki millileşmeyi, yerli üretimi ve bunların artmasını, daha fazla üretim yapabilmemizi, daha fazla kendi kendimize yetebilir bir ülke olmayı tabii ki istiyoruz. Ama öte taraftan bakıldığında ilave gümrük vergilerinin ekonomiye de çok ciddi bir kaynak yarattığını da göz ardı etmemek lazım. Şimdi o yüzden bir iki farklı yönden incelemek lazım. Bir iki farklı şekilde ele almak lazım. Bir defa her şeyden önce ilave gümrük vergileri ekonomiye nasıl yansıyor diye baktığımızda olumlu yansısı var. Doğrudan ekonomiye nakit girişi sağlıyor. Biraz önce söylediğim gibi kasaya para giriyor. Yani ilave ciddi anlamda bir gelir elde ediliyor. Ama öbür taraftan tabii ilave gümrük vergisinin yansıdığı yer neresi? Yani bunlar bir yere yansımak mecburiyetinde. Elbette fiyatlara yansıyor. Yani baktığınızda ithalatımız azalıyor mu? Dış ticaret açığını azaltma anlamında etkisi oluyor mu dediğinizde kısa vadede olmuyor. Belki orta ve uzun vadede olacaktır. Yani neden orta ve uzun vadede? Çünkü bir anda hiç kimse ilave vergiler geldi ve ben artık bu ürünü kendim üreteyim, tümüyle ithalatı keseyim diyemez ki. Yani bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Belki bunun kademeli kademeli, daha yavaş yavaş ve insanları o tarafa doğru her geçen gün biraz daha fazla alıştırarak hareket ediyor olsak daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Ama bir anda ilave gümrük vergilerinin gelmesiyle hiç kimse anlık olarak üretimini Türkiye'de yapmaya başlamak yönünde ani bir karar veremiyor. Yani istese de veremiyor çünkü buna ilişkin konjonktür de şu anda çok uygun değil. Her ne kadar faizler oldukça avantajlı, borçlanma şu anda ucuz ve uygun olmuş olsa dahi ki görece Türkiye biraz daha bu anlamda dünyaya göre hala pahalı. Ama bizde hala faizler çünkü artı değerde. Dünyada eksi faizlerin konuşulduğu dönemde. Dolayısıyla bir anda böyle yatırımların artmasını bekleriz. Ama yatırımların artması için sadece bu biliyorsunuz tek başına yeterli bir done değil. Aynı zamanda konjonktürün iyi olması lazım. Şimdi ilave gümrük vergilerinin gelmesi mutlaka orta vadede ve uzun vadede ve veya uzun vadede yerli üretime daha fazla yönelmeye sebebiyet verecek. Ama bugün ne yapıyor? Yani kısa vadede ne yapıyor? Üstelik de kısa vade dediğimiz dönemin pandemi dönemi olduğunu da mutlaka kalın puntolarla altını çizerek konuşmak lazım. Şimdi bu dönemde nasıl bir sonuç yaratıyor bu durum? Şöyle bir sonuç yaratıyor. Bir anda fiyatların çok ciddi yükselmesine sebebiyet verdi. Fiyatlar inanılmaz arttı ve fiyatların artmasıyla beraber de tabii enflasyon durmaksızın yukarıya doğru seyrediyor. Kurlara bakalım, döviz kurlarına bakalım. Aynı şekilde enflasyonla beraber dövizi de dizginlemeniz pek mümkün değil. Dövizin tabii artmasında başka sebepler de var. Yani sadece bu değil, ilave gümrük vergileri elbette değil. Ama ekonomide zaten bir daralma var. Zaten bir hacim daralması var. Çünkü insanlar pandemi sebebiyle, korona malum dönemi, COVID-19 dönemi sebebiyle zaten tedirginler. İşini kaybetme riski altında olan insanlar var, kaybedenler var. Hacmi küçülen firmaların sayısı çok daha fazla. Özellikle belli ürünlerin, ithalata dayalı ürünlerin muhakkak bu konuda biraz daha
gerçekçi olduğumuzda, durumun öyle olduğunu da kabul ediyoruz tabii ki. Özellikle işte tüketim malzemeleri, lüks tüketim malzemeleri dediğimiz ürünlerin ithalatında ister istemez belli oranlarda satışta bir düşme olduğu için. Yani hem fiyatlar arttı hem insanların yarına ilişkin tedirginlikleri var. Nerede satış düşmüyor biliyor musunuz? Satışın düşmediği tek yer lüks tüketim malzemeleri. Yani lüksün lüksü olan tüketim malzemelerinde, yani lüks otomobillerde hala, 2000 motoru üzerindeki otomobillerde hala satışta bu yüksek ÖTV, ilave gelen ÖTV artışlarına vesaireye rağmen hala satışlarda düşüş olmadığı söyleniyor ve yüksek satışların devam ettiği söyleniyor. İlginç, tabii hepimizi şaşırtıyor. Fakat ilave gümrük vergilerini tekrar söylüyorum, piyasaya etkileri, yani 3 tane etkisinden bahsetmek gerekiyor. Bir, üretimi yerli üretime çevirmek anlamında pozitif etki yaratmasını bekliyor olmamız gerekiyor. İki, mutlak surette enflasyon etkisi yaratıyor. Bunu negatif anlamda söylüyorum. Dolayısıyla bu ciddi manada bir sıkıntı. Ve üç, ve en önemlisi, durağanlık yaratıyor. Yani ekonomide biliyorsunuz en tehlikeli şey durağanlık, yani stagflasyon. Sonuçta bir durgunluğun var olması. Şu anda bir durgunluk durumu yavaş yavaş hasıl olmaya başlıyor. Ama bunda pandeminin de payı oldukça büyük. O yüzden ben ilave gümrük vergilerinin çok ani bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bunu her yerde de sürekli söylüyorum kendi platformlarımda da. İlave gümrük vergilerinin çok daha yumuşak geçişlerle yapılması daha yerinde olurdu diye bir özet geçmiş olayım. Peki hocam, ilave gümrük vergileriyle ilgili tekrar bir geri çekilme söz konusu olur mu? Vallahi beklenti öyleydi aslında. Yani bir taraftan baktığınızda beklentimiz öyleydi. Herkes bir geri çekilmenin olacağını öngörüyor idi. Fakat şu anda pek öyle bir sinyal yok, doğruyu söylemek gerekirse. Yani o yönde bir sinyal olmadığı için de doğru, açıkçası çok umudum olmadığını, geri çekilmenin en azından 2020'de kesin olarak olmayacağını ben görebiliyorum, net söyleyebiliyorum. Bunlar yerleşir ve şöyle bir etki yaratır gibi bir durum söz konusu. Bu konuda hani net bir söylem yok ama ya işte bakın, piyasa buna alıştı. Artık piyasada hani bir şekilde yerli üretimin artmasına ve bu anlamda biraz daha millileşmeye yönelik olarak bu adımlar karşılık vermeye başladı. Sanayileşmemiz gelişti ki siz işte sanayi odasında çok faalsiniz biliyorsunuz. Sonuçta sanayimiz gelişmeye başladı. Dolayısıyla bu artışın faydası olduğunu görüyoruz. O yüzden ilave gümrük vergileri artık sürekli olarak, kronik olarak yerleşsin, kalsın denme olasılığını ben kişisel olarak, Hakan Çınar olarak daha yüksek ihtimal olarak görüyorum açıkçası. Ama 2022 neler getirir? Yani 2021'de bu böyle devam eder ama 2022 veya 2021'in son çeyreği neler getirir? Malum önümüzde seçim dönemleri var. Onları da şu anda kestirebilmek çok mümkün değil doğrusu. Evet. Şimdi siz bunları söylerken aklıma Emrah Akin Hoca'nın söyledikleri geldi. Biliyorsunuz tek el ürünleriyle ilgili olan işte ilave vergilerde ve yüksek vergilerle ilgili hep şeyi söyler. Yani bu insanlara sigara içmeyin demek değil. Madem sigara içiyorsunuz, o zaman vergisini de doğru dürüst verin ki ben zaten başka yerlerden vergi toplayamıyorum, en azından buradan vergiyi toplayayım mantığıyla getirilmiştir. Altına getirilen vergi de aslında o yöndedir. Dövizle ilgili getirilen vergi de o yöndedir diye ifade ediyor. Aslında sizin söylediğinizde tam olarak buraya aynen doğru çıkıyormuş gibi geliyor bana bir şekilde. Siz madem tamam, bu kadar çok ithalat yapmak istiyorsanız peki hay yapın ama bu vergileri de ödeyin. Devlet olarak o zaman ben de bu vergileri alayım mantığıyla hareket ediliyor olabilir. Bizim vergileri, özel tüketim vergileri de hep aynı şekilde geldi ve kaldı. Yani evet, anlatıyorum. Dolayısıyla bir de ilave gümrük vergisiyle de kalmıyor ki. Mesela ek mali yükümlülük dediğimiz başka bir yükümüz daha var ithalat esnasında. Bazı ürünlerde de ek mali yükümlülük var. Orada da bir dengeleme unsuru var. Şimdi çok detaya girmeyeyim ama orada da denge sağlanması için alınan bir vergi diye bir söylem var veyahut da bir tanım var. Tamam, doğru ama öte tarafta bu da bir maliyet. Yani günün sonunda sizin gidip alışveriş yaptığınız zaman fiyatına yansıyan, sokak fiyatına yansıyan ve enflasyona yansıyan bir etkisi var. Evet, evet. Aslında en çok belki de düşünülmesi ve üzerinde durulması gereken nokta da tam bu. Yani enflasyonla bu kadar mücadele ettiğimiz bir dönemde enflasyon baskısı yaratan bir ilave gümrük vergisi söz konusu. Belki bu açıdan bakıldığında geri çekilme hızlanabilir ama biz buraya dikkat çekelim birlikte. Şimdi hocam, bir de AB konseyi var biliyorsunuz. İşte 25 Eylül'de bir toplantı olacak ve burada yapılan toplantıda acaba Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar olacak mı? Yoksa herhangi bir yaptırım gelmeyecek
gelmeyecek mi? Çok fazla tartışma konusu. Sizce Türkiye'ye yönelik yaptırımlar olur mu? Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'deki gerginlik de artık had safhaya ulaştı ki biz ne kadar uzlaşmacı tavır sergilersek sergileyelim. Bu biraz Yunanistan'dan da kaynaklı oldu. Bu yaptırımlar olursa Türkiye'ye ne gibi etkileri olur? Tabii aslında konu sadece Yunanistan'ın konusu değil. Yani Avrupa Birliği'nde sonuçta bir anlamda Yunanistan yani öncü kuvvet olarak ön tarafa itilen ve bize hani tamamen coğrafi olarak komşu olması münasebetiyle ve Ege ve Akdeniz'deki malum işte yakınlığımızın etkisiyle doğru piyon, yani Yunanistan bana sorarsanız piyon olarak ön tarafta duruyor. Ama arka tarafta aslında başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği'nin büyük bir kısmı var. Tamamı da demeyelim ama büyük bir kısmı var. Dolayısıyla hani bir laf vardır ya, 40 ayın çarşambası aynı güne denk geldi diye. Şimdi bizimki o hesap, bizim bütün aslında bana göre aksilikler ve sıkıntıların aynı döneme geldiği bir dönemi yaşıyoruz şu anda. Yani bir yandan pandemiden zaten hani bahsetmeye gerek yok. Bu korona belasıyla uğraşıyoruz. Bu zaten iç dinamiklerimizi çok ciddi manada zarara uğratıyor. Öyle veya böyle bütün dünya aynı anda aynı gemide, herkes aynı etkiyi bu anlamda yaşıyor ama tabii ki ekonomi gücüyle doğru orantılı ve devletin dayanabilme veya işte sosyal devletçilik anlayışıyla bir şekilde insanların sıkıntıya girmesini ne boyutta, ne kadar süreyle engelleyebileceğinin dayanma gücüyle de çok alakalı. Burada da bütün Avrupa için de durum böyle değil tabii ama güçlü devletler burada tabii çok daha avantajlı, ekonomisi artı veren devletler çok daha avantajlı. Ama Avrupa Birliği homojen bir yapıda değil. Benim biliyorsunuz uzmanlık alanım Avrupa Birliği, doktor alanım da Avrupa Birliği ve çok yıllardır hep inceliyorum ama her seferinde farklı farklı karşımıza tablolar çıkıyor. Aslında beni çok yanıltmıyor Avrupa Birliği, doğruyu söylemek gerekirse. Ben hani onların hamlelerinde yanılmıyorum. Artık çok net tahmin edebiliyorum. Fakat dünyada tabii bir değişim var. Bunu kabul etmek lazım. Her geçen gün yani sosyal devletçilik ya da sosyal ne bileyim işte baktığınızda sosyal demokratım diyen ülkeler de dahil olmak üzere ülkelerin birçoğunda hani sol tandanslıyım diyen ülkelerde bile aslında devletçiliği veya sosyal devletçiliği savunsalar dahi aslında yönetimler de her geçen gün biraz daha bu anlamda demokratik olmaktan uzaklaşıyor. Yani biraz daha kişilerin kendi davranışları ve hüviyetleriyle biraz korumacılık, biraz milliyetçilik altında, biraz ulusalcılık altında farklı farklı enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Avrupa bu anlamda bizi çok şaşırtan bir topluluk değil aslında. Daha bu anlamda yerleşik düzen, daha efendim söyleyeyim işte kökleri kuvvetli olması münasebetiyle çok şaşırtan bir topluluk değil. Ama şu dönemde bizim belli ölçülerde güçlenmemiz, özellikle işte Karadeniz'deki doğalgaz hamlesi, Akdeniz'deki olası gerek doğalgaz gerek petrol hamlelerinin Türkiye'nin tabii gücünü arttıracağının biliniyor olması ve bu bölgelerin her geçen gün daha da kritik hale gelmesi. Öbür taraftan işte 2023 senesindeki sonuçta Lozan'ın hani bu anlamda 100. yılını tamamlamasıyla ortaya çıkabilecek yeni senaryolar. Bunların hepsi aslında Avrupalı devletlerin buradaki aslan payını Türkiye'nin kapmasına ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor. Yani dolayısıyla bu da tabii ki ortaya de ilginç bir durum çıkartıyor. Şimdi Avrupa Birliği parlamentosundan ben çok büyük bir sürpriz beklemiyorum Burcu. Yani Avrupa Birliği gözdağı verip fiziki herhangi bir şeye girmeye ya da çok risk almaya çok da fazla aslında cesaretli olmayan insanlar topluluğu. Çünkü Avrupa Birliği'nin temelinde dinamosu bana göre Almanya. Bir kere bunu kabul etmemek lazım. Her ne kadar burada Fransa, şimdi bu Akdeniz ayağında tabii ki burada yediği gollerin acısını çıkartmaya çalışıyor şimdi Fransa, hepimiz biliyoruz. Daha etkili gibi olsa da Avrupa Birliği'nin ortak hareketlerine ben bu oranda yansıyacağını düşünmüyorum. Ne yapacaklar Türkiye'ye? Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz ama ben çok dediğim gibi yanılacağımı düşünmüyorum ama çıkacaklar ve Türkiye'ye diyecekler ki ya Türkiye işte sen böyle ettin, şöyle ettin, dikkat et. Ha, bak aman ha diyecekler, bir parmak sallayacaklar bize. Belli bir takım yaptırımlar, eğer yaptırımlar gelmeye başlarsa ve bu yaptırımlar sert yaptırımlar olursa bu iş çünkü önlenemez bir takım sonuçlara doğru götürür. Şu anda Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile bu manada özellikle ticaret açısından bakıldığında ters düşmeye çok da fazla ters düşmeyi daha doğrusu çok da tercih edeceğini düşünmüyorum. Yani Türkiye'yi mümkün olduğunca biraz kızdırıp da birazcık parmak göstererek kendi istedikleri noktaya tam çekemeseler bile belli bir noktaya çekmek isteyeceklerini biliyoruz. Zaten bunu anlıyoruz şu ana kadar. Yunanistan'ı öncü yapmalarından da anlıyoruz. Yunanistan'ı sadece
konuşturmalarından da anlıyoruz. Ama arka tarafta Avrupa Birliği'nin bu konuda bir pazarlığı var. Bunlar tabii tehlikeli sular açıkçası Burcu Hanım. Çok dikkatli yönetmemiz lazım. Her şeye rağmen ya nasıl olsa Avrupa Birliği'nden bir şey olmaz, aman korkmaya da gerek yok diyecek halimiz yok. Dikkatli olmamız lazım. Haklı olduğumuz bir noktadayız biz. Bu konuda haklılığımıza üzerine çok fazla tartışacağımız bir durum değil. Yani hepimiz sonuçta Türkiye'yi, ülkemizi ve bu anlamda haklarımızı korumakla mükellefiz Türk vatandaşı olarak. Dolayısıyla işin bu tarafında herhangi bir şeyimiz yok. Bir tartışmaya açık bir durumumuz yok. Ama yine de hani kavgayı bile iyi yönetmek zorundasınız. Veya tartışmayı da mümkün olduğunca istişareyle, mümkün olduğunca iyi diyaloglarla, diplomasiyle yürütmeniz lazım. Türkiye'nin belki diplomasi açısından en iyi yönetmesi gereken en önemli süreçlerden birine şu anda şahit oluyoruz. Bu anlamda ama biz hamlelerimizi atıyoruz. Daha olumlu hamleler atıyoruz şu anda. Ben çok yüksek bir gerilimle karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum. Allah korusun savaştı vesaireydi falan gibi öngörüler, tahminler de var ama ben bunların çok olası olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Yine de temkinli ve dikkatli, iyi bir diplomasiyle yönetilmesi gerektiğini de söylemem gerekiyor. Kesinlikle. Hocam bir de Moody's'in biliyorsunuz işte geçen haftadan beri konuştuğumuz, tartıştığımız kararı var. Bizim kredi notumuzu düşürdü ve Türkiye'nin kredi profiline yönelik olarak risklerin arttığını ve diğer taraftan Türkiye'deki kurumların bunu görmezden geldiğini ya da çözemediğini ifade eden aslında başlıklarla bu kredi notunu düşürdü. Çok ağır ithamlardı aslında bunlar. Ve bir taraftan da dış kırılganlıklarımızın arttığını, bunun da ileride borç ödeme yükümlülüklerimizi yerine getirmemeyle sonuçlanabileceğini öne sürüyor. Ama bizi koyduğu ülkelere baktığımızda da, yani bizi koyduğu ülkelerin kategorisine baktığımızda da aslında bana göre çok anlamsız. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirlerinizde oldukça merak ediyorum. Vallahi Burcu Hanım, siz benim söyleyeceklerime tercüman oldunuz doğruyu söylemek gerekirse. Yani çok farklı söyleyebilecek çok farklı bir şey yok. Çünkü nedenine gelince yani o kadar net ve o kadar bariz ki burada tamamen Türkiye'yi kendilerince cezalandırmaya çalışmaları. Yani o kadar net görülüyor ki hiçbir şekilde Türkiye'yi nasıl cezalandırırız, nasıl kızdırırız, nasıl bu anlamda... Yani cezalandırırız aslında en doğru kelime. Yani niye? Çünkü Moody's'in verdiği raporun sonucu aslında yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönelik hamlelerini kısıtlıyor. Şimdi dünyada şöyle bir gerçek var. Para bol. Paranın en bol olduğu zamanı yaşıyoruz. Niye para bol? Şimdi insanlara ben para bol dediğim zaman nasıl para bol ya diyorlar, çok sıkıntı var işte, piyasa şöyle böyle bilmiyor. Ya para şundan dolayı bol. Herkes basıyor parayı. Bol para basıyor herkes. Piyasada para bol. Para kağıt ama bunu unutmamak lazım. Yani bunun karşılığında, ederin karşılığında satın alacağınız bir şey var mı? Paranın bolluğu dünyada da enflasyonu arttırıyor. Şu anda Amerika'da enflasyonla mücadele ediyor. Yani baktığınızda bir şekilde işte Fed'in faizleri arttırmamasının temel nedeni sonuçta enflasyonu düşürene kadar faizleri arttırmayacağız dedi. Tamam, yani doğru bir yaklaşım aslında Amerika Merkez Bankası'nın yaptığı. Ama öbür taraftan şimdi dönerseniz sizin sorunuza, evet orada başka bir şey var. Türkiye'yi bu anlamda bir fırsat ülke olarak görülmekten uzaklaştırmaya gayret ediyorlar. Çünkü piyasada paranın bol olduğu dönemlerde para nereye gider? Para nereyi sever? Para yatırım yapılabilecek yere gider. Bu biliyorsunuz bir finansal yatırım olabilir. Bizi izleyenler de mutlaka biliyorlardır. Ya finansal yatırım olacak ya fiziki yatırım şeklinde olur. Yani baktığınızda finansal yatırım dediğiniz zaman bu gelip işte hisse senedi veya borsaya yatırım yapmak gibi, ne bileyim işte burada belli bir gayrimenkul vesaire yatırımları da belki o gruba dahil edilir. Yani finansal enstrümanların kullanıldığı yatırımlar. Ya da gelip fiziki uzun vadeli sermaye yatırımları yapılması ki bizim en çok istediğimiz, beklediğimiz bu. Çünkü istihdam da yaratıyor beraberinde ve değer katıyor yaptığı işe. Şimdi bunu engellemek için yapılan bir takım açıklamalar var. Yani Türkiye'nin kredi notunu düşürelim ki olası bir yabancı yatırımcının Türkiye'ye yönelmesini engelleyelim. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü Türkiye gerçekten yabancı yatırımcılar açısından bakıldığında aslında iyi bir potansiyel. Şimdi özellikle birazcık sorunuza geniş cevap vereceğim Burcu Hanım. Özellikle ben COVID sonrası daha da önemli bir potansiyel oldu. Bazen insanların kafası karışıyor. Diyorlar ki ya işte Hakan Hocam siz yazıyorsunuz, söylüyorsunuz işte %50 Avrupa'ya ihracat yapıyoruz diyorsunuz ama bizim Avrupa ile aramız kötü. Ne olur şimdi, öyle mi olur? Niye hala bizden mal alıyorlar? Niye biz hala onlardan mal alıyoruz? Şunu kabul etmek lazım. Ticaret ayrı çalışıyor. Ticaretin kafası, zihni, mantığı
tamamen aslında bağımsız çalışıyor. Siyasetten çok etkilenmiyor. Desek de son dönemde bu biraz daha tabii ki maalesef terse döndü. Yani sizle daha önce de konuştuk. Trump'ın da belki bu anlamda dünya üzerinde böyle bir etkisi oldu. Herkes siyaseti ticaretle özdeşleştirmeye başladı. Eskiden böyle değildi ama şimdi daha fazla. Ya hep vardı belki ama bu oranda değildi ama şu anda çok arttı. Bu da bir siyasi hamle. Yani Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi de bir siyasi hamle aslında. Türkiye'nin güçlenmesini engellemek ve Türkiye'ye oradaki asıl tabii ki mesaj aman ha yatırım yaparken Türkiye'yi tercih etmeyin mesajı. Yani yoksa bu adamlar hani açıklama yaptı diye bir şey olmuyor. Yani temelde bizim herhangi bir hak edişimizde, şuyumuzda, buyumuzda veya uluslararası yaptığımız işte ne bileyim ben offset anlaşmaları var. Bir şey etkilemiyor yani ama temelde baktığınızda bu yatırım yapacak olan ya borsadaki yatırımcınızın parasını çekmesine de sebebiyet verebilir. Mevcut yabancı sermaye yatırımcılarınızın Türkiye'ye ilişkin yeni bir takım yatırım planlarını da negatif etkileyebilir. Veya sıfır Türkiye'ye ilk defa yatırım yapacak olan firmaları da negatif etkileyebilir. Ki etkiliyor da aslında. Yani ki etkiliyor da. Ne yazık ki etkiliyor. Çünkü bunu Moody's bunu açıklarken Türkiye'deki o Big Four'lar hani büyük danışmanlık şirketleri işte Price'lar, Ernst & Young'lar, KPMG, Deloitte vesaire. Bunlar da çok farklı söylemler içerisine giremiyorlar. Belki irade olarak söylüyorlar ama yazılı olarak bunun dışında çok da farklı söylemlere giremiyorlar. Dolayısıyla onlar da önemli bir referans oluyorlar. Hiçbir şey söylemeseler de destekleyici söylemler olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bunların hepsi Türkiye'ye aslında belli ölçülerde zarar vermek. Ha diyeceksiniz ki bizim hiç mi bu anlamda kusurumuz yok? Yani hırsızın hiç mi suçu yok? Elbette bizde de işlerin çok iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Yani gerek pandeminin etkisiyle gerekse mevcut ekonomik politikalarımıza daha kararlı adımlar atma gerekliliğimize. Yani yine bir şey daha ekleyeyim. Biraz kişisel bulmuşken kişisel görüşlerimden de bir iki ilave yapayım. Merkez Bankası politikalarımızı çok daha iyi bir şekilde yönetmek mecburiyetindeyiz diyeyim. Çok detaya girmeden bu konudaki düşüncemi böylece dile getirmiş olayım. İki, kendi alanımla ilgili özellikle hep söylediğim ve söylemek istediğim bir nokta. Biz şu anda özellikle döviz açığımızı, yani döviz rezerv problemimizi, ciddi manada rezerv problemimiz var. Zira turizm olmadı bu sene. Burada kimsenin suçu yok. Yani kimse devleti, hükümeti suçlamıyor aslında ama yani burada böyle bir sanki öyle bir imaj varmış gibi bir üstüne alınıyor bu defa devlet yönetimi. Ve bir tür işte demin ilk başta sorduğunuz sorudaki gibi gerek ithalatçıyı gerekse iç ticaretteki tüketiciyi cezalandırıyor aslında. Ben yöntemi doğru bulmuyorum. Neden bulmuyorum? Bana göre şu anda bizim borçlanmamız gereken bir dönem. Evet, IMF yani IMF'ye borçlanmak hiç kimseye cazip gelmiyor. Çünkü IMF'nin özellikle içerideki sisteme ve düzene ilişkin müdahaleleri hepimizi irite ediyor. Hele ki şu dönemde belki IMF ile masaya oturursa daha da farklı karşımıza bir takım şeyler çıkacak. Nasıl diyeyim, yaptırımlar mı diyelim adına ya da gerekçeler veya gereksinimler çıkacak. Onu da tahmin edebiliyoruz hepimiz. Ha, geldiniz mi diyecekler şu anda. Ama biz zaten bu noktaya keşke hiç gelmeseydik. Yani bunu başında yapsaydık. Çünkü olağanüstü bir durumdan dönemden geçiyoruz. Bu dönemde borçlanmak ya da burada ne bileyim dünyada bu kadar çok paranın olduğu ve aslında paranın bu kadar ucuz olduğu, eksi faizlerin olduğu bir dönemde bizim bu ucuz paranın nimetinden yararlanmamız gerekirdi aslında. Bunu yapmıyoruz. Kendi içimizde çözmeye çalışıyoruz. Tabii ki bir taraftan bu hamleye itiraz edemeyiz bir manada. Çünkü keşke bu başarıyla sonuçlansa da yani belli bir dönem kemer sıkalım ama dış borcumuzu azaltalım, işte efendim cari açığımızı kapatalım, ihracatımızı arttırıp ithalatımızı aşağı çekelim, milli üretimimizi arttıralım. Ama bu böyle kolay değil. Bugünden yarına olmadığı gibi, mümkün olmadığı gibi şu dönemde hiç mümkün değil. Siyasi bir hamledir. Bu siyasi hamle, yani buradaki siyasi hamlelerin devamının da geleceğini biliyoruz. Bunları çok iyi yönetmek zorundayız. Yani biz bir şeyleri biraz daha iyi yapmaya başlarsak eğer yine bu tip hamlelerle karşılaşacağız. Ama istikrarı yakalayıp iyi ilişkilerle, iyi diplomasiyle yönettiğinizde de bunun tersini de gördük. Bizim pozitif yönde puanlar aldığımızda gördük. Bilmiyorum mesajlarımı yeterince net verebildim mi? Bence çok net verdiniz. Dediğiniz gibi aslında küreselde beklenti ekonomisiyle yönetiliyoruz ve sizin söylediğiniz mesajlar da aslında tam da bunun altını dolduruyor. Çünkü gerçekten biz dış kırılganlıklarımızın olmadığını ve diyalog zeminlerine her zaman açık olduğumuzu, şeffaflıkla ekonomiyi yönettiğimizi
ifade edebilirsek ve bunu çok net anlatabilirsek, evet, bu puanların tekrar geri kazanılabileceğini, tekrar üst sıralara çıkabileceğimizi de görüyoruz. Ama tabii ki haksız bir tarafı var. Ama dediğiniz gibi işte ev sahibinin hiç mi suçu yok? Mutlaka var. Biz de onları mutlaka görüp o konuda da adımlar atmalıyız. Evet, haftanın önemli konularını Doktor Hakan Çınar'la değerlendirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar.